Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Casper VIA M3 sim kartıyla hafıza kartı nasıl takılıyor onu sizlerle paylaşacağız. Evet, gördüğünüz gibi cihazımız Casper VIA M3 kıymetli izciler. Sim kartıyla hafıza kartı takmak için ilk önce arka kapağı açmamız gerekiyor. Çünkü bu modelde sim kartıyla hafıza kartı iğneyle açılmıyor kıymetli izciler. Bazı modellerde iğneyle açılıyor kıymetli izciler. Sim kartıyla hafıza kartı, ama biz bunu arka kapağı açarak direkt karşımıza çıkar kıymetli izciler. Arka kapağı açmak için ben zaten videosunu yapmıştım onda kıymetli izciler. Onu da paylaşmıştım. Orada da bakabilirsiniz. Casper VIA M3 arka kapak nasıl sökülüyor? Onu da görebilirsiniz. Cihazı açmak için söylemiş olduğum gibi arka kapaktan şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı açıyoruz. İnan bana, arka kapağı açmak için ekranı kıran var. Arka kapağı kıran var. Bilginiz olsun. Ama dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Mete izciler. Yani şurada söylemiş olduğum gibi tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı, evet, arka kapağı açtık kıymetli izleyiciler. Sim kartı ile hafıza kartı gördüğünüz gibi. Sim kartı buraya takılıyor. Hafıza kartı da buraya takılıyor. Sim kartı mikrodur kıymetli izleyiciler. Şu elimde görmüş olduğunuz sim kartı, bu bütün sim kartı kıymetli izleyiciler. Evet, bunlar 3 boyutludur. Normal. Yeni nesil zaten direkt 3 boyutlu halinde size geliyor. Bunu kesmenize gerek yok. Kesildiği zaman sim kartı, kimi makasla kesiyor, kimi penseyle kesiyor, kimi kelbetenle kesmeye çalışıyor veya da bıçakla kesmeye çalışıyorlar ve orada bir sıkıntı oluyor. Şebeke problemi olur, cihazınız ısınır, ondan sonra sim yuvasında takılı kalır, cihazınız bozulmaya sebep olur vesaire vesaire kıymetli izleyiciler. Burada gördüğünüz gibi zaten şurada çizgi var, 3 çizgi gördüğünüz gibi. Şöyle hafif bastırdığınız zaman, evet, şu anda mikro olarak çıktı. Bir daha bastığınızda, evet, bu da nano kıymetli izleyiciler. Bizim Casper VIA M3 mikro takıyoruz kıymetli izleyiciler. Bu en ufağı nanoydu. Şöyle mikro. Şu şekilde takılı olduğu zaman o da bütündür kıymetli izleyiciler. Evet, bu nasıl takılıyor hemen sizlerle paylaşacağım. Bu yaylı değildir. Direkt takıyoruz. Burada zaten şekil şurada vardır kıymetli izleyiciler. Resmi vardır nasıl takıldığına dahil. Kesik tarafı öne gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde takıyoruz kıymetli izleyiciler. Evet, gördüğünüz gibi. Bundan kimi yaylıdır. Bunda yay yok. Sadece takıyorsunuz. Bunu sürüyorsunuz ileri. Evet, zaten fazla da bastırmayın. Çünkü zarar verebilir. Evet, gelelim hafıza kartı. Hafıza kartı da gördüğünüz gibi şu şekilde takılıyor. Evet, bundan da yay yok. Çünkü bazıları böyle bastırdığınızda yaylıdır, direkt yerine oturuyor. Tekrar bastırdığınızda çıkıyor. Bunda yay yok. Direkt çıkarabiliyorsunuz. Evet, direkt çıkarabiliyorsunuz kıymetli izleyiciler. Evet, gördüğünüz gibi. Sim kartı da, evet, gördüğünüz gibi. Bunu da kaydırarak çıkarabiliyorsunuz. Bak, tekrar ileri doğru sürüyorum. Şu kesik tarafı sim yatağına gelecek şekilde takıyorsunuz. Zaten şekli de burada vardır. Şurada yazılı kıymetli izleyiciler. Gördüğünüz gibi resim vardır. Evet, şu anda herhalde net görünmeyebilir. Sadece ileri doğru sürüyorsunuz. Sim kartı ile hafıza kartı şu şekilde takılıyor kıymetli izleyiciler. Casper VIA M3. Arka kapağı takmak için ilk önce soket kısmını takıyoruz kıymetli izleyiciler. Şunlar tırnaklıdır. Tırnakları kırılmadan bu işlemi yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Fakat bunun bataryası şiştiği için şuralar açık kalıyor kıymetli izleyiciler. Bu da bilginiz olsun. Tabi bu da bataryanız şiştiği zaman kesinlikle ihmal etmeyiniz. Şu ana konum batarya değişimi değil de genelde söyleyeyim. Çünkü arka kapağı açmak için şurada aralık kalmış. Bilginiz olsun kıymetli izleyiciler. Batarya şişmek için kesinlikle ihmal etmeyin. Bataryanızı değiştirin. Allah korusun. Yani patlayabilir cebinizde ya da elinize yüzüne patlayabilir. Allah korusun. Size zarar vermesini kesinlikle istemiyorum. Bunu anlatmak istedim. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.